PKK'nın Türkiye'den 8 Mayıs'ta çekileceğini açıklamasının ardından Diyarbakır'da Diyarbakır Barosu, İhale Mazlum Der, Keski Diyarbakır Şubeler Platformu, Tabip Odası, Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Diyarbakır Temsilciliği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Dernekleri Federasyonu, Mezopotamya yakınlarını kaybeden ailelerle yardımlaşma ve dayanışma derneği ile Barış Anneleri çekilme sürecini izleyecek bir komisyon kurdu. Komisyon kuran sivil toplum örgütleri temsilcileri İhade Diyarbakır Şubesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Nahit Eren, PKK'nin 8 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak Türkiye sınırlarının dışına çıkacağını açıkladığını belirterek, Kürt meselesinin barışçıl çözümle ilişkin yaşanan bu gelişmeleri büyük bir ilgi ve memnuniyetle izlediklerini söyledi. Eren şöyle konuştu. 30 yıllık çatışma ortamının son bulması ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemle çözümü açısından başlatılan bu tarihi sürecin hiçbir sebeple akamete uğramaması bakımından çekilme sürecinin oldukça hassas bir konu olduğunu belirtmek isteriz. Başlatılan diyalog ve çekilme sürecinin sonunun barışçıl çözümü açısından bütün taraflara büyük sorumluluklar yüklemektedir. Geçmişte özellikle 99 yılında benzer bir süreçte yaşanan gelişmeler bu sürece ilişkin kaygımızı ve hassasiyetimizi güçlendirmektedir. Bu sebeple çekilme sürecinde benzer bir tablonun oluşmaması için çekilme sürecine dikkat çekmek ve süreci takip etme ihtiyacını tarihi ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu düşünmekteyiz. Bu sürecin selametle ve tek bir insanımızın yaşamına mal olmadan tamamlanması için başta devlet yetkilileri ve kamu görevlileri olmak üzere ilgili herkesi iyi niyet ve sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyoruz, dedi. Oldukça hassas bir konu olduğunu belirtmek isteriz. Başlatılan diyalog ve çekilme sürecinin sorun barışçıl çözümü açısından bütün taraflara büyük sorumluluklar yüklemektedir. Geçmişte özellikle 1999 yılında benzer bir süreçte yaşanan gelişmeler bu sürece ilişkin kaygımızı ve hassasiyetimizi güçlendirmektedir. Bu sebeple çekilme sürecinde benzer bir tablonun oluşmaması için çekilme sürecine dikkat çekmek ve süreci takip etme ihtiyacının tarihi ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu düşünmekteyiz. Bu sürecin selamete ve tek bir insanımızın yaşamına mal olmadan tamamlanması için başta devlet yetkileri ve kamu görevlileri olmak üzere ilgili herkesi iyi niyet ve sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Diyarbakır'da biz aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri süreci takip konusunda ve uygun koşulların oluşturulması bakımından bütün yetkilileri bir kez daha hassas olmaya davet ediyoruz ve bu sürecin takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu amaçla sürece destek olmak üzere yararsız ve bağımsız bir komisyon oluşturma ihtiyacının varlığını düşünerek Diyarbakır'da bulunan sivil toplum kuruluşları bünyesinde çekilme sürecini izleme ve bu sürecin selameti açısından bir komisyonun kurulduğunu bilgilerinize sunarız. Diyarbakır Barosu, İhale Diyarbakır Şubesi, Mazlumdere Diyarbakır Şubesi, KES Diyarbakır Şubeler Platformu. Onun için de çekilme süresinde bu belirttiğiniz komisyon olarak nasıl olacak? Arkadaşlar komisyonumuzun oluşacak bir problem durumunda, oluşacak bir sıkıntı durumunda harekete geçmek, kamu duyarlılığı oluşturmak ve metninizde de bahsettiğiniz gibi tek bir insanın ömrüne sebebiyet vermeyecek bir süreci aslında izleme ve oluşacak olumsuzluklar durumunda müdahale yönünde bir duyarlılık oluşturma ve gerekli yetkililerle temasa geçmek üzere kurulmuş. Şu anda bahsettiğiniz şekilde yani daha öncesinde planlanmış ve mahalle gitme tarzında bir kararımız yok arkadaşlar. Bu konuda biz periyodik toplantılar düzenleme tarzında bir heyet oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu heyetin sözcüsü olacak ve haftalık toplantılar yapmak üzere süreci birebir takip etme yönünde bir niyetimiz var. Bu sadece yani bütün bölgeye siyer edilecek bir komisyon değil. Her ilde ayrı ayrı komisyonların da kurulacağı konusunda duyumlarımız var. Ancak genel olarak oluşacak her sıkıntıda müdahale için hazır bir ekibimizin olacağını bildirmek isteriz. Diyarbakır'dan bölgenin başka illerinde de kurulacak. Yani şu an için böyle bir oluşum sadece Diyarbakır'da ziyaret etti. Eğer ihtiyaç olursa bölgede koordineli bir şekilde kurulacak kurulacağını temenni ettiğimiz komisyonlarla birlikte hareket edecek merkezi bir komisyon tarzında bir niyetimiz var. Tabii kurulduktan sonra kendilerinden kuracağımız diyalog ve iletişimden sonra daha somut bir şekilde bu komisyonun rolü ve görevi ortaya çıkacak. Peki en temkinli yaklaştığınız konu? Bizim buradaki temel hassasiyetimiz operasyonların yapılmaması, bütün kamuoyunda kabul görmüş ve bu 30 yıllık sorunun çözüm
toplum açısından tarihi sürece zarar verici, provokatif ve aynı zamanda operasyonel müdahalelerin olmaması. Buna yönelik bir hassasiyet. Bu konuda bir bilginiz yok ama yani zaten örgütten yapılan açıklamada açık arkadaşlar. Yani daha önce ne şekilde bilmişseler o şekilde. Yani çok da aleni bir çıkış olmayacağı için bir şekilde biz kamu görevlerinde, yani burada tabii genel işte illerde valilerin inisiyatifiyle operasyon yetkisi biliyorsunuz hükümet tarafından valilere verildi. Bu konuda görevlerin de hassas olacağını düşünerek ciddi bir operasyonun olmayacağını temelli ediyor bu aşamada. Hani buna yönelik önlemlerin her iki taraftan da alınmış olduğunu düşünerek olmayacağını temenni ediyoruz. Ancak tabii bu riske yönelik olarak da gerekli hassasiyetin ve duyarlılığın bizde var olduğunu bilmeniz isteriz. Bahsettiği geçen günde malumunuz iki askerin hayatına mal olan bir mayın patlaması oldu. Biz aslında buradan şu çağrı da yapıyoruz. Her iki tarafa da varsa ileride bu ülkede, bu bölgede mayın haritaları varsa bunların en azından temizlenmesi açısından bir an önce bunların yetkililer tarafından dikkate alınarak en azından bir daha ürünlerin olmaması için adımların atılması yönündeki çağrımızı da buradan yapmak istedik. Turcuların derhal yani bunları da bir açıklama yapıp biz de kendi evlerimize çekiliyoruz ve bu süreç çekilme esnasında en azından karşı karşıya gelme çünkü ciddi bir potansiyel taşıyor suç anlamında. Bir diğer husus özel hareketçilerin kesinlikle kendi üstlerine dönmeleri. Yani bunu da bizim kurum olarak da sivil toplum diğer arkadaşlar benim fikir oldu bir şey. Bir de o çatışma nedeniyle ve ihtiyaç nedeniyle değişik yerlerinde bölgeye gelen silahlı birlikler var. Yani bunların da geri gitmeleri, yaşamın normale dönmesi ve bu sürecin artık sağlıklı bir şekilde ilerlemesini biz sürekli dile getirdiğimizde bu kısa vadede bunların olması son derece önemlidir ki en azından doğabilecek bazı provokasyonlar ve şeyler var, ihtimal varsa da o da ortadan kalkar. Kayapınar Belediyesi tarafından ücretsiz verilen beden eğitimi kursları sonucu üniversiteyi kazanan öğrenciler belediyenin verdiği yemekte bir araya geldiler. Başkan Vekili Mahmut Dağ, belediyenin verdiği kurslar sonucu 400 öğrencinin üniversiteyi kazandığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu belirtti. Kayapınar Belediyesi Ekim Park Beybun Cafe'de verilen yemeğe Kayapınar Belediye Başkan Vekili Dağ, Başkan Yardımcısı Aynur Yılmaz, BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Emin Yılmaz, İlçe Başkanı Davut Kesen, Kayapınar Spor Kulübü yöneticisi İbrahim Çiçek ve öğrenciler katıldı. Yemek öncesi konuşan Kayapınar Belediye Başkan Vekili Mahmut Dağ, belediye olarak 7 yıldır gençlerimize destek olmak adına beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlük kurslarını ücretsiz veriyoruz. Geçen 6 yıl zarfında verdiğimiz kurslar sonucu 400 öğrenci üniversiteyi kazanma hakkı elde etmişlerdir. Bu sayı büyük bir başarıdır. Bu öğrencilerden bazıları üniversite öğrenimini tamamlamış, bazıları halen öğrenimlerini sürdürmekteler. Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz kursumuza şu ana kadar 175 gencimiz başvuruda bulunmuştur. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda verilecek yoğun emek sonucu aynı başarının sağlanacağını umut ediyoruz. Belediyemizin geleneksel hale getirdiği birçok spor etkinliği var. Kurslarımız sonucu üniversiteyi kazanan arkadaşlarımızın bu etkinliklerde bize katkı sunmalarını bekliyoruz. Belediye olarak spor aktivitelerine verdiğimiz önemin somut bir örneği olan spor tesisi yapımına başladık. Yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete girecek. Tesisimizde sizlerin sunacağı katkıyla geniş kitlelere hizmet sunulacak. Aynı şekilde yaptığımız parklarımızın çoğunda spor yapabilecek alanlara yer vererek halkımıza spor yapma koşulları yaratıyoruz dedim. Bir talebimiz olabilir. Bu talebimiz ne olabilir? Bundan sonraki Kayapınar Belediyesi'nin turnuvalarında veya sportif faaliyetlerinde bu arkadaşlarımızın da bize destek vermelerini diliyoruz. Biliyorsunuz Kayapınar Belediyesi geleneksel hale getirmiş 7-8 tane turnuvası var. Her yıl bunları tekrar düzenliyor. Bunları tabi 10 tane öğretmen nezaretinde düzenlemek yerine biz 20-30 tane sizlerle beraber 20-30 tane öğretmen arkadaşla beraber bu öğrencilerimizi turnuvalarda o faaliyetler
içerisinde faaliyetimizi yürütmeye çalışmak istiyoruz. Diğer taraftan Kayapınar Belediyesi'nin diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında da önemsediği önemli alanlardan bir tanesi spor faaliyetleri. Bunun en somut göstergesi çok yakın zamanda spor kompleksi bu bölgede olmayan bir tarzda faaliyete girecektir. Spor kompleksinin faaliyete girişinden sonra tabii ki orada özellikle sizlerden alacağımız destek sonucunda bundan sonra spora bakış açımızın kitlesel yani topluma dönük olması noktasında biraz daha toplumu biraz daha fazla sayılı vatandaşı her alanda her şekilde spor çalışmalarına katmak istiyoruz. Onun dışında şu anda yaptığımız parklarımızın çoğunda koşu bantları var, fitness aletleri var. Bunlarda da halkımızın kendi başına yapacağı sporları hocalarımızın nezaretinde yaptırmaya çalışacağız. Bu açıdan bugün sizleri buraya çağıran, bu organizasyonda emeği geçen ve bundan sonra çalışmalarımızda, sizin çalışmalarınızda yardımcı olacak bütün arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin bundan sonra bizimle daha iyi, daha fazla diyalogda olmanızı temenni ediyorum. Evet, biz toplumun değişim ve dönüşümünde öncülük edecek olan sosyal, sportif ve kültürel çalışmalar noktasında bir ilki başlattık. Kayapınar Belediyesi bünyesinde, özellikle de Kayapınar Belediyesi eğitim destek yerleri çatısı altında. Ve bugün geldiğimiz bu noktada gerçekten ciddi bir mesafe kaydettiğimizi, kendi politikalarımızı da bu anlamda gözden geçirmemiz gerektiği algısı bizde de yarattı. Ne oldu? Sadece beden eğitimi hazırlık kurslarıyla geçinmedik. Eğitim destek evlerinin sosyal, kültürel, sportif çalışmalarını zenginleştirdik. Daha sonra gerçekten hedeflediğimiz, amaç edindiğimiz spor alanındaki gelişimi mevcut tesislerimizle pek de gerçekleştiremeyeceğimizi gördük. Daha sonra Kayapınar Belediyesi yönetimi ile yakın zamanda bitecek olan ve bölgede bir ilk olan spor kompleksinin inşa edilmesi fikri doğdu ve bugün yakın zamanda tesisimiz de bitti. Süreçten geçiyoruz biliyorsunuz. Bu anlamda bu kadar genç böyle bir planlama çerçevesinde burada olması bizim açımızdan da önemli. Kulüp yöneticisi olarak hitap ediyorum size. Yani yönetimimiz değişti. Sizin gibi bu kurslardan mezun olan iki arkadaşımız da ayrıca bizim Kayapınar Belediye Spor Kulüp Yönetiminde. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü yani sizin ruhunuz, gençliğin ruhu, gençliğin rolü bu süreçte açığa çıkacaktır. Valiler kararnamesiyle Diyarbakır Valiliğine ataması Cumhurbaşkanı tarafından onay bekleyen İzmir Valisi Cahit Kıraç, "Bu ülke bizim, her noktası bizim. Ben doğunun en uç noktasında, Ağrı'da, Şırnak'ta, Erzincan'da, Elazığ'da, Hatay'da görev yaptım. Bugün de yaparım. Vatanın her toprağı, her karışı bizim," dedim. İzmir'de 7 yıldır görev yapan Vali Cahit Kıraç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulan Valiler kararnamesiyle Diyarbakır'a atandı. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak da İzmir'e atandı.
Vakıflar haftası nedeniyle kendisini ziyaret eden Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Kenan İban'ı makamında ağırladı. Kıraç, vakıfların önemine değinerek, "Vakıf bize has bir diyar. Bizim insanımıza verdiğimiz değerin yansıması. Ecdat o kadar güzel bir sistem kurmuş ki hem değerlerini korumuş hem geleceğe ışık tutmuş. Yaralı göçmen kuşların tedavisi için bile kurulan vakıflar var. İnsanlığın kardeşliği için çok önemli bir müessese. Vakıfın amacı için verilen kaynakların amacına uygun kullanılması için uğraşıyoruz," dedi. yani çıkmadı biliyorsunuz. Elimize bir bilgi gelmeden benim bu konuda bir şey söylemem. Bilemiyorum yani, siz daha iyi duyarsınız onları. yani görmeden neyi değerlendiriyorum? Yani o... Nasıl etkiler? Ya ortada bir şey yok ki. Gelsin ya, ondan sonra konuşalım. Yani, efendim? Ya donmamış, doğmamış çocuğa donmuş yani, bir anlamı yok şimdi. Göz çıksın bak. Bu ülke bizim, bu ülkenin her noktası bizim. Ben doğunun en uç noktasında Ağrı'da görev yaptım, Şırnak'ta görev yaptım, Erzurum'da görev yaptım, Hatay'da görev yaptım, Elazığ'da görev yaptım, burada da yaptım. Gene yaparız. Bu ülkenin her toprağı bizim, her karışı bizim. Bizim ülkemiz, doğu batı fark eder mi, kuzey güney, her yerde görev yapacak insanlar. Yani Diyarbakır'da, Urfa'da, Bursa'da, Hakkari'de, Şırnak'ta valisiz hizmet olur mu, kaymakamsız hizmet olur mu ya da adli görev yapacak hakim savcı olmadan yürür mü? Öğretmen olmadan. Dolayısıyla oralarda nasıl bizim ülkemizin bir şehri ise burası da bir şehrimiz. O görevler ilgililer tarafından yerine getiriliyor. Yani görelim. Ondan sonra konuşuruz. Zürih Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yaylı Sazlar Orkestrası'nın hoca ve müzisyenleri Büyükşehir Belediyesi Aram Tigran Kent Konservatuarı'nın davetlisi olarak geldiği Diyarbakır'da Hernepeş ve Ay Dilvere şarkılarını klasik batı müzik enstrümanlarıyla çaldı. İsviçre'nin Zürih Güzel Sanatlar Akademisi'nin pek çok ulustan oluşan Yaylı Sazlar Orkestrası 3 yıldan bu yana Kürtçe sanat eğitimi yapan Büyükşehir Belediyesi Aram Tigran Kent Konservatuarı'nın konuğu olarak Diyarbakır'a geldi. Orkestranın hocası Profesör Rudolf Kolman şefliğindeki orkestra, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki öğrencisi Bruce Zangenah'ın mezuniyeti onuruna Diyarbakır'da bir dizi konser veriyor. Sadece davetli konukların katıldığı şehir tiyatro salonundaki konser, John Sebastian Bach'ın Re minor'de iki keman ve sürekli bas konçertosuyla başladı. Edward Grieg'in Holberg Suite ile devam eden konser ilgiyle dinlendi. Büyük ilgi gören konserde Kültür ve Turizm Daire Başkanı Muharrem Cebe konuk orkestraya çiçek vererek teşekkür etti. Orkestranın menajeri Irma De Jong, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, konserin düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Jong, orkestrada 13 farklı ülkede müzisyen bulunduğunu belirterek, böyle bir turne kültürel miras ve eğitim deneyimi anlamında oldukça verimli olacak, dedi. Mezun olan müzik öğrencilerinin halka konser verdiklerini ve bu turnenin de Kürt müzisyen Burusk Zangenah'ın onuruna yapıldığını bildirdi. Menajer orkestrayı dudrej ser ve proje ser ve havade ve ne çıta bu yapar ve büke bu esnaf azın je ahatnam zeda azdürü emir ohatın ver şüphare le bak budayı büke je koma ve fadan je le ordinama orkestrayı klasikte Dear Mayor, dear authorities that I met, and dear ladies and gentlemen, on behalf of the Zurich University of the Arts, Conservatoire Aram Tigran, Ekud Organizasyonu Vikari'de Kertane, Ubrez Muharrem Cebe, Ubrez Barış Alem, Ubrez Şerko Kanibar, Ubrez Kazan Arslan ve Bejim Alavar Kazan Karyaba. Thank you.
Sanatçı Sezen Aksu Avrupa turnesi çerçevesinde dün akşam Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir konser verdi. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan sanatçı üstü kapalı bir şekilde barış mesajı verdi. Bir süredir Avrupa'nın çeşitli kentlerinde konserler dizisi düzenleyen Aksu dün akşam da Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir konser verdi. Konseri 4000 kişi izledi. Kalabalık orkestrasıyla sahne alan Sezen Aksu'nun performansı ise müzikseverleri büyüledi. Seslendirdiği Gülümse, Selalama, Geri Dön gibi onlarca şarkıyla hayranlarını coşturan sanatçı yaptığı sohbette üstü kapalı barış mesajı verdi. Sezen Aksu insanların uzaya gittiğini belirterek biz hala ne ile uğraşıyoruz, neden bu kavga ve savaş, sen kimsin, ben kimim sözlerinin üzerine seyircilerden birinin bağırarak sen Türksün demesi üzerine Aksu ben önce insanım diyerek cevapladı. Salondan büyük alkış alan sanatçı konuşmasını şöyle sürdürdü. Ben bir insanım, önemli olan bu, dünyanın bir bölgesine düşmüşüm, orada da Türk olmuşum, bunu ben seçmedim ama onu da seviyorum, sahip çıkıyorum, ne yapayım? Bana bu kısmet olmuş. Başkasının kısmetine ve kimliğine de saygılıyım. Önünde eğiliyorum. Yaklaşık 3 saat kaldı sahnede onlarca şarkı seslendiren Aksu hayranlarına müzikal anlar yaşattı. Sen ne hissediyorsun? Just for some love.
İkinci lige çıkması bizde o orantıda bir pozitif duygu yaratıyor. Tabii ki burada olmanız bizi umutlandırdı. Bu ziyaretten dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Spora dair aslında çok tartışmalar, çok konuşulacak şeyler var ama özetle şunu ifade edersek bizler açısından dünyada sporun geldiği nokta, Türkiye'deki boyutu, bölgemiz açısından bakıldığı zaman artık bizim kent adına yeni anlayışla doğru temelde sürdürülebilir işleri önümüze hedef koyarak işleri, planlamaları o şekilde yapmamız gerekiyor. Nitekim kulüp olarak da yaklaşımımız bu düzeydedir. Çalışırken kolektif, şeffaf, demokratik bir tarzda çalışıyoruz. Bugün kentte bir şampiyonu varsa sadece bu kulübün değildir, bu kentlidir, bu kentin bileşenlerindir. Şunu ifade etmiştik, söz verdik, hep birlikte sadece yönetim ve futbolcular teknik heyet adına değil, bir bütün olarak kent adına yani hep birlikte derken bunu kastediyoruz. Dezavantajımız çok büyük. Yani diğer siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal alandaki dezavantajlı durum spor alanda olur. Bölgeler arası kalkınmışlık farkında olur. Spor alanda olur. Bu farkın kalkanması doğru temelde, doğru yerde taleple ilgili boyutu olur. Diğeri de bir saat çalışacaksa iki saat çalışmayla bir araya gelmekle kapatabiliriz bu açığı. Her platformda sürüsü bir kez daha tekrarlarsa bu kentte 0-24 yaş arası 450 bin genç vardır. Bu gençlerin spora dair başarılar elde edebilmesi sürdürülebilir politikalarla geçerlidir.
yapabileceği tesislerle mümkündür. Tesis olmadan sporda başarı olmaz. Biz iki sözümüz vardı kentte. Bir şampiyon oldu. Zorlu bir süreçti. Yani gerçekten zorlu bir maraton. Bizi yalnız bırakmadı sporcularımız, taraftarlar, bütün olarak kent. Kentlerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Sakinlerden dolayı. Diğeri tesisleşmeydi. Bölgenin belki en büyük tesislerden birinin bu yıl için çim saha, sentetik saha ve 200 konaklamalı sporcuların barınacağı yeri Eylül ayı içerisinde kentte kazandırmış olacağız. Yani ciddi bir aksilik olmazsa ki görünmüyor. Oradaki temel yaklaşımımız şu olacak. Aslında hep genel yaklaşımımız şudur. Yapamayacağımız sözleri sarf etmeyeceğiz. Söylediğimiz şeyleri de yapacağız. 200 kişilik konaklama bu yıl için gerçekçi değil. Öncelikle bölgede, kentimizde taramalar yapacağız sağlıklı. Gücümüz 20 kişiyi barındırmaya mı yetiyor? 20 kişi alacağız. Nihayetinde altyapıda çocuklar geliyor, faaliyet yürütüyor, eve gidiyor. O gün kalacağı kalori ve alacağı besini bulur. Yani böylesi bir gerçekliğimiz var. Spor camiası için de artık bizlerin bu paradigmayla, bu bakışla eksikliklerimizi varsa tekrarlarımızı aşarak yeni sürece her alanda her yapı kendi şeyle hazırlanmalı. Sözümüz meclisten dışarı. Kentte şöyle bir hastalık gelişmiş. Asla bizlerle ilgili bir düşünce değil. Yapı da olamaz. Kurumlar, kişiler artık kendi bulundukları noktayı kişisel partizitleri haline getirmiştir. Yani ben ne verebilirimden ziyade ne alabilirim? Mesela bu kentte en büyük zarardır. Öncelikle bizim kentli olarak bu anlayışı mahkum etmemiz lazım. Biz ömrümüz de yetmeyecektir. Ben ona inanıyorum. O düşüncedeyim. Biz bu halka borcumuzu ödeyemeyeceğiz. Yani yaşadığımız öldüğümüz zaman bile ödeyemeyeceğiz. Çünkü bu halk gerçekten katışmaz bir halktır. Değer topluluğudur. Birçok değerleri yaratmıştır. Bugün eğer Diyarbakır kenti konuşuluyorsa, dünyada tanınıyorsa yaratılan değerlerin sayesindedir. Biz bu değerlere saygılı değerlerin içerisine gelerek onlara dayanarak faaliyetleri yürüttük. Bundan sonra da yürüteceğiz. Beklenti büyüdü. Bu sadece bu beklenti, kentin beklentisi ise bu sadece kulübün tek başına karşılayacağı bir beklenti de olmamalıdır. Evet, bu desteğe de dönüşebilmelidir. Her anlamda maddi manevi. En iyi, en çok parayı getiren iyi yönetici olmak. Bunun çok örneklerini gördük. Parayı veren dönüşü çalmıyor. Yani. Parayı veren parayı alıp gidiyor. Şeffaftır. Türkiye'nin en borçsuz kulübüdür. İnanın bir lirasını bile biz 10 kere hesap yaparak kullanıyoruz. Her şey burada yönetimin her arkadaşın yedek gayesinin tartışmasına açılıyor. Kararlaşmalar o şekilde olur. Başkan olarak da ben o kararlaşmaya uyuyorum. Bunun icracısıyım. Maddi anlamda da Samet Bey sıkıntılara işaret etti. Önümüzdeki süreçte bizim hedefimiz, yaklaşımımız hayal değildi. Ben inanıyorum. 32 bin kişilik statta 15 bin kadın, 15 bin erkek kendi renkleriyle takımlarını destekleyeceği günleri görmek önemlidir. Yine 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde geleceğin yıldızları, dünya yıldızları, neden akitler, vaderler, şilanlar olmasın diyoruz. Biz hem bu bakıştayız, aynı zamanda da Türkiye takımıyız. Bizim takımda Türkiye'nin tüm renkleri kendinin içerisinde görür. Yine son sürece dair de kutlamalarda da afişle ifade etmiştik. Kulüp olarak bu kirli savaşı bir an önce onurlu, adil, eşit bir barışa dönmesi için demokratik çözüm sürecini de sizin aracınızla tekrar kamuoyuyla paylaşmak isterim. Destekliyoruz demokratik çözüm sürecini. Tekrardan geldiğiniz için onur duydum. Teşekkür ederim. Temelimiz daha bir üstlükte başarılı olma düşüncesidir. Temelimiz öyle bir şey olur.